Merhaba Zeynep abla. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Kızım, neredesin sen ya? Neredesin ya? Evet kızlar, ne oluyor? Ne oluyor ya? Kızım öldük meraktan sabahtan beri. Neredesin ya? Herkes seni arıyor. Emine, iyi misin sen? Aslı sabahtan beri seni arıyor ve polis arayacaktı en son. Hiç zannetmiyorum canım. Blöf yapmıştır size o. Ya o starını hiç gazetelere düşürür mü gerçekten? Ya ben ne bileyim ya. Yedi var ya beni. Ben de sana ulaşamayınca işte. Beni de yedi. 50 defa aramış ya. Sevgilim bile benim kadar çok aramadı. Robin Williams'la röportaj yapan pek çok insanın ilk sözü depresyonda olduğunu hiç sanmıyorduk olmuştu, biliyor musunuz? Şimdi yağmur yağdığında sadece yağıyor. Beni batıracak ya da boğacak kadar uzun kalmıyor. Ya gerçeklik biraz cesaret istiyor aslında. Ya böyle daha sahici, daha içten, daha kendin olabilmek için ilişkilerinde yıkıcı olman gerekiyor. Ama tabii biz oyuncu olduğumuzdan, sahici olduğumuzda, kendimiz olduğumuzda bize inanmıyorlar. Rol yapıyoruz zannediyorlar. Oyunculuk aslında akıl, irade işi, dürüstlük işi derdi bir tane hocam. Ya benim menajerim tam 12 yıldır beni köpek gibi çalıştırmayı başardı, biliyor musun? Ya George Orwell'ın hayvan çiftliğindeki gibi çalıştım, biliyor musunuz? Bazen kim olduğumu unuttum. Adımı bile unuttum. Kendimi unuttum. 12 yıldır setlerde evden daha çok vakit geçiriyorum. Yani kim olduğumu bile unutuyorum. Adım neydi, ailem kim, arkadaşlarım kim? Ya geceleri sevgilimi koynuna girerken Ayşe olarak mı giriyorum? Merve olarak mı giriyorum? Yoksa Sevtap olarak mı giriyorum? İnan ayırt edemiyordum yani. Hatırlıyor musun 2 yıl önce dizi final yaptığında Aslı'ya ben çok yoruldum, bu yıl film yapmayacağım dedim de tatile çıktık. Sonra ne oldu biliyor musun? Ne olsun ya? Geldi yine bizi ta oralardan buldu Aslan. Allah'ım yarabbim ya, aldı götürdü kızı. Neymiş efendim? Ödüllü yönetmenin filmi varmış da gündemleymiş de. Evet ya, gerçekten sap gibi ortada kaldık yani. Benim ödül törenine katılmam lazım. Sizin de bana yardım etmeniz lazım aslında. Bana bak, bana bak. Aylardır ayarlamaya çalıştığım çocuk akşam beni yemeğe yata çağırdı. Başlarım sizin körler sağırlar birbirlerinize ağırlar töreninize. Aynen yani aşkım, benim de kuzenimin kınası var. Hem de kumsalda. Bekarlığa veda. O yüzden seni çözeceğim. Tamam be, tamam, kızmayın, size de bir şey söylenmiyor ki. Tamam canım, arayacağım ben seni dedim. Aynen. Evet evet. Yani akşam Serdar'la yemeğim var ya tatlım. Aynen. Evet evet. Sevimsiz. Hem sevimsiz, hem görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Merhaba arkadaşlar. Emine. Ha canım. Sen kilo mu aldın? Ya hasta duruyorsun böyle. Yo. Hayatım, çok yorgun görünüyorsun. Biraz yorgunum. Biliyorsun sezon finali yaptık. Bir tatile çıktım da. Ama yakın zamanda dijitalde yeni bir projeye başlıyorum. Serdar yönetmenin projesi değil mi? Bana da geldi o proje. Bugün yemeğine gidiyoruz zaten. Aa. Ben o senaryoyu okudum ama sana uygun bir şey pek göremedim. Yani daha doğrusu yaşına uygun bir şey yok gibiydi. Yani hayatım, sen görememiş olabilirsin tabii ama yönetmen demek ki bir şeyler gördü ki beni bu kadar çok istemiş. Bu arada sen hiç merak etme, senaryoda bana uygun bir rol yoksa bile mutlaka bir karakter yazacaktır. Yemeğe gidiyoruz bugün. Kesin. Aynen. Kızlar, sizden ne haber? Nasıl gidiyor? Ne olsun, çok mutluyuz. Akşam Emine'cim en iyi oyuncu ödülünü alacak da. Senin haberin yok muydu tatlım, yoksa ödül töreninden? Sana davetiye falan göndermediler mi? Tabii ki vardı yani. Eve zarfla geldi benim davetiye. Ben onu orada bıraktım çünkü bugün evet evde çok önemli bir yemek organizasyonu var Serdar Bey'le. Bu yüzden maalesef size katılamayacağım. Vah vah vah. Bu arada çok tebrik ederim Emine'cim. Başarın daim olsun. Teşekkür ederim hayatım. Darısı başına artık. Hayatım, biliyorsun ben geçen sene kıtlayı kaçırdım ödülü. Ha. Bütün jüriye verince tabii.
Geliyorum. Ben maniküre pediküre geçeyim. Hazırlanmam lazım. Önemli bir yemek biliyorsunuz. Size iyi eğlenceler dilerim. Hoşçakalın tatlım. Oh be. Sonunda gitti. Kızım bu senin alıp veremediğine böyle ya. Ne bileyim ya ama. Neyse hadi boşver. Ne yapıyoruz, ne giyiyoruz akşama? Kalkın hadi. Ya onu konuşuruz da Semih'e ne yaptı? Ne yapayım, bir dargın bir barışık işte öyle gidiyor yani. Tamam adam sinirli, yaşı da biraz büyük olabilir ama. Yani Semih abimi de severim şimdi. Oha şimdi abim mi oldu? Yani vallahi ben de çok seviyorum be Semih abimi ya. Sinirli falan ama olsun iyi adam. Yahu ben de seviyorum, sevmiyor değilim ki. Ben de seviyorum. Ama yani ona sorsan o haklı, bana sorsan ben haklıyım. Ne yapayım yani? Geçen yıl tekrar bir denemeye karar verdik. Sonra biliyorsun şu tiyatro oyunu çıktı benim. Provalar geç bitiyor. Oralar annem de hastaydı biliyorsunuz. Anneme gidip geliyorum. Eve de geç dönüyorum. Böyle bir gerginlik oldu. Bu da üstüme geldikçe geldi. Geldikçe geldi. Bağırış, çığırış, kavga, gürültü derken aldı valizini, çekti gitti. 2 ay aramadı. 2 ay gelmedi ya. Ya ben ona 2 yılımı verdim. Öküz, hayvan, eşek. Ya insan nasıl merak etmez ya öldüm mü kaldım mı diye ha? Bak sinirlendikçe böyle sinirlerim yine tepeme çıkıyor ya. Tamam be tamam başlama yine. Sen de her adam seni bıraktığına gidip başkasını buluyorsun. Lan ben mi ondan ayrılıyorum? Yuh ya adam beni bırakıyor ya benim ondan ayrıldığımı nasıl düşünebiliyorsunuz hala? Yani katılıyorum ben de. Çünkü ilişki çift taraflı olan bir şey kızlar. Yani adam gittiğinde kadın dur demeli, kadın gittiğinde adam dur demeli. Böyle böyle oluyor yani ilişki. Konuştu ilişki gurusu. Ay neyse oyuncu olmadık. Ay vallahi gerçekten çok zor iş ya. Ha, siz geçin dalganızı, geçin. Hadi bakalım şu kostümlere bir bakalım. Hadi kızlar. Sevimsiz bir şey mi giyeceksin? Şişman gösteriyor bu seni. Plajama mı gidilir kız? Olmadı yani kız. Ya giyinir mi ya plajama? Yakarsın ya. Yürü git. Yürü. Ya bununla mı plaja kraya gidiyorsun? Ya yürü git. İğrenç bir şey zaten. Hadi paçol. Hadi. Çocuk Allah'ım ya. Allah'ım ya. İğrenç bir şey. Direkt adama vereceğim ya. Bu ne ya? Yürü git. Pazar, salı pazarından mı aldın? Kız çarşambadan mı aldın lan? Ya yürü git buna ya. Uf, yürü. Evet. Evet güzel. 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 Tamam. Çok beğendik. Güzel, güzel, okeylendin. Harikasın. Güzel, bravo. Gelmiş. Size iyi eğlenceler. Kızlar beni bırakın. Gerçekten ben şunu bir yolup gideceğim. Ya o değil de bu Serdar'ı yemek yemeye nasıl ikna etti? Erkek milleti işte. Sen hiç kafasıyla düşüneni gördün mü? Ya Emine, hadi bu kahve yapıp geleyim de fal bak kız. Ya bir düşüneyim.
Düşünmem lazım. Hadi ne oldu? Hadi bu defa alık bakayım bari. Tamam, ben yapıp geliyorum. Bu gecenin şerefine. Koş. Hadi. Hey.